Burası 1963'te yapılan Düzce'nin 3. okulu. En eski okullarından biri, Işık İlkokulu. 3 yıl oldu bizim okulumuz yıkıldı. Buradaki çocuklarla beraber aldılar, Yunus Emre İlköğretim Okulu'na koydular. Işık Okulu'na beraber karıştırdılar. Şu an aileler burada çok büyük sıkıntı çekiyor. Buradaki oturan kişi Yunus Emre'ye çocuk getirmeye çalışıyor. 60-70 senelik okulumuz şurası bizim. 3 yıl oldu, şurası ismi mekan oldu. Gagocu burada, fuhuşçu burada, esrar içen burada. Yani burada biz başımıza iş almayalım diyoruz. Ben de bunlar kardeşlerime öncülük yapmak istiyorum burada. Biz buraya okulumuzu istiyoruz. Burası tarla oldu. Çarşının göbeğinde, Çay Mahallesi'nin göbeğinde. Ya arkadaşlar bir de gelin Çay Mahallesi'ne dokunun. Biz yetkililere sesleniyoruz. Kim varsa yetkili. Okul burası, başka bir şey değil. Eğitim verilecek yer. Eğitimin alınacağı yer. Çocuğun peşinde gezmek zorunda kalıyor. Niye? Tanımadığımız şahıslar. Tanıdıklarımız ayrı. Tanımadığımız şahıslar okulun, okul dediğimiz bahçenin içinde. Biz okulumuzu istiyoruz, okul istiyoruz. Okulumuzun geri gelmesini istiyoruz. Burası üç koca bir yer, yani 60-70 senelik bir okul. Nerede okul? Tarla. Şurası kulübe. Şurasının camlarını kırdılar, gitti. Hiçbir şey yok. Şurada demir kapımız var okulun. Devletin yaptığı kapı yok. Çocuğum ikinci sınıf öğrencisi. Okul yıkıldığından dolayı ana sınıftan sonra Yunus Emre'de eğitim almaya başladılar. Okulun bu şekilde olmasından dolayı da mağduruz. Çünkü burada ailelerle yaşıyoruz. Çocuklarımız burada mahalle içerisinde burada geçtiklerinde uygun olmayan şeyler yapılmakta. Rahatsızlık duymaktayız. Çocuklarımızı güvenle dışarıya bırakıp oynatamıyoruz. Çünkü güvenilir değil. Yanlış şeylerin çok şahitliğini yapmaktayız burada. Çocuklarımız dışarı çıkarken tedirgin olmaktayız. Ağaçların ağırlıklarına falan bir bakacak olursanız çok kötü niyetlerle kullanıldığı da ortada. Yanlış şeyler yapılıyor ve bunun önüne de geçilemiyor. En azından okulun bir başlangıcı olmasa bile buraya bir düzen içerisine alınıp gerekli işlemler başlatılması en azından bizim ve aile güvenliğimiz için de iyi olur. Evet, ben burada oturuyorum, gözümle şahit oluyorum. Yani gündüzü ayrı, akşamı ayrı. Okulumuzun bahçesi zaten çok kötü. Yani madde kullananlar... Yani daha türlü, daha çeşitli işler görenler burada oluyor. Hani bazen polisi arıyoruz, çağırıyoruz ama ertesi gün yine aynı şeyi yaşıyoruz. Çocuklarımız burada oynuyor ama yani evde oturup bak şey yapamıyoruz okulun bahçesi olduğu halde. Devamlı onların peşinde geziyoruz. Bir an önce okulumuzun yapılmasını istiyoruz. Çok kötü, çok kötü durumda şu anda burası. Burada geliyorlar, alkol kullanıyorlar. Ateş falan yakıyorlar. O ateşlerde... okulun bahçesine giremiyoruz, korkuyoruz. Oyun oynayamıyoruz. Peki ne olsun istiyorsun buraya? Buraya okul olsun. Okulumuzu istiyoruz. Buraya yeniden okul istiyoruz. Yine güvenli olsun istiyoruz. Eskisi gibi oynayabileyim istiyoruz. İşaretin var ya şununla. Ne? Krem gibi olan. Topa. Hadi ben. Topa. Alı saldı. Gel.